İyi akşamlar izleyicilerimiz. Bu akşam yeni yayın döneminde yine sizlerle birlikte olacağız. Ama programımızda bir takım değişiklikler ve yenilikler yaptık sizler için. Bundan sonra programımızın adı Hekimce Bakış olacak ve Doktor Hüseyin Serdar ve veteriner hekim Sinan Sağlam'la bundan sonra her hafta Cuma günleri saat 21'de birlikte olacağız. Özellikle sektörel ve hayvancılığın içerisindeki sorunların yanında halk sağlığını ilgilendiren ve insan sağlığını yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Yine sizlerin ürettiği et, süt, yumurta, bal gibi ürünleri yani hayvansal ve gıdasal ürünleri burada masaya yatıracağız ve konunun uzmanlarıyla birlikte ele alacağız. Bu akşam da özellikle yine Türkiye arıcılığının yapısını, sorunlarını ve sürdürülebilir bir arıcılık açısından değerlendirilmesini Doktor Hüseyin Serdar ile konuşacağız. Ve sizden yine gelebilecek soru, görüş ve önerilerinizi biz buradan açık dille sizlere ifade etmeye çalışacağız. Özellikle son günlerde ülkemizde uluslararası bir arıcılık yani Apimondia Kongresi oldu. Arıcılık Kongresi. Bundan yansıyanları yine bu akşam ele alacağız. Programda birlikte olacağımız, bundan sonra her hafta sizlerle birlikte bu konuları ele alacağımız ve hekimce bir bakış yapabileceğimiz partnerimiz Doktor Hüseyin Serdar. Buyurun. Hüseyin Bey. Ben de sayın izleyicilerimize hayırlı akşamlar diyorum. Umarız güzel bir yayın dönemi olur. Tabii böyle bir program içerisinde veterinerlik, hekimlik hizmetleri, sağlık, insan sağlığı, gıda güvenliği, gıda sağlığı aslında derya deniz bir konu bu. Tamamı dilimiz döndüğünce bilgilerimiz ışığında vatandaşlarımıza faydalı olmak için, toplumumuza faydalı olmak için, onların yaşamlarına, sağlıklarına, ekonomik kaygılarına, geçim araçlarına etkili olabilmek için burada sohbet yapmış olacağız. Vatandaşlarımızın tabii ki bu platform katılımcı bir platform. Buraya ulaşabiliyorlar, mesaj atabiliyorlar, görüşlerini bildiriyorlar. Biz de onları konuşmuş oluyoruz. Bu programda cevap veremediğimiz olursa zamansızlıktan gelecek programlarda cevaplarını vermiş oluruz. Ben hayırlı olsun diyorum hem size hem vatandaşlarımıza hem de bize. Evet. Köy TV'ye. Hayırlı olsun. Birlikte yürüteceğiz inşallah. İzleyicilerimiz bu konuda özellikle arıcılık konusunda bize WhatsApp hattıyla iletişim kurabilirsiniz. 0552 252 161 16 telefonumuzdan WhatsApp'tan gelecek soru ve görüşlerinizi burada ifade edeceğiz. Özellikle WhatsApp hattını, iletişim hattını bir daha okuyayım. 0552 252 16 16 şu anda da ekranımızda görünüyor. Telefon hattından sorularınıza cevap vereceğiz. Özellikle bu akşam ve her akşam sizlerin soru ve görüşlerinize yer vereceğiz ama özellikle Türkiye'de birlikte ziyaret ettiğimiz bir Apimondia yapıldı. Ama ben buradan izleyicilerimizin, tabii bizi izleyenlerin hepsi arıcı değil. İzleyicilerimiz burada çok kıymetli izleyicilerimiz var Hüseyin Bey. Bunlar arıcılık hakkında buradan ümitle ayrılmasını, böyle moralle ayrılmasını ümit ediyorum. İkimize de hayırlı olsun yeni yayın dönemimiz. Az sermaye ile toprağa bağlı olmadan yapılabilen, kısa sürede gelir getiren bal, bal mumu, özellikle polen, arı sütü ve propolis, özellikle arı zehiri, ana arı oğul gibi çeşitli ürünler sağlayan, yani yaklaşık 20'yi aşkın ürün sağlayan bütün dünyada önemli bir sektör arıcılık. Şimdi bu bal arılarının Türkiye'de
istatistiklere baktığımız zaman çok ciddi sayılabilecek bir zengin bir flora ve bal arı çeşitleri Anadolu ırkı arılarla beraber Türkiye'de önemli sayılabilecek kovan ve bal üretimi söz konusu. Hı hı. Şimdi bu kadar güzel bir sektör ama maalesef hemen yine biz en önemli izleyicilerimizin sorunu olacak. Biz bu sorunları tek tek ele alacağız ama biz en son belki sorulabilecek soruyu balın hikayesiyle girelim. Şimdi balda özellikle son günlerde tüketicilerin hep kafalarını karıştıran bir durum söz konusu. Arı küçük çapta üretim yapanlar belki onlar için sorun değil ama profesyonel arıcılık yapanlarda balın değerlendirilmesi bir sorun. Halk sağlığı açısından baktığımız zaman arı görmeyen ballar da var. Yani bunlara biz bal demiyoruz ama şeker şurupları var. Buna sağlık açısından nasıl yaklaşalım? Tabii bal konusu Türkiye'nin önemli konularından, gıda konularından bir tanesi, bir başlık. Aslında bizim vücudumuz doğal olan her şeye karşı iyi cevaplar veriyor. Sorun doğal olmayan gıda, hava kirliliği, kullandığınız malzemeler, yani doğal olmayan, insana toksik etki veren, insan metabolizmasının bunu sindiremediği, dönüştüremediği ve vücudumuza bir dışarıdan kimyasal madde olarak gelenler var. Bir de bunların etkisini dönüştüremeyen. Mesela bal doğal haliyle bir hayvansal gıda. Hem de içinde mineraller olan, vitaminler olan, proteinler olan, karbonhidratlar olan, enzimleri olan, asitleri olan çok özellikle şifa kaynağı dediğimiz bir hayvansal gıda. İnsan eliyle yapılırsa bu veya bir takım destekleyici ürünlerle, yapay tatlandırıcılarla hazır gıdalar verilmek suretiyle yapıldığında insan organizması zaman zaman bunu dönüştürmekte zorlanır. Yani sağlığımıza uygun bir gıdadan bahsetmemiş oluruz. Bu özellikle arıdan çıkmayan bala biz Ali balı diyoruz. Yani bu tabir benim tabirim, hoş görsün Alilerimiz ama gerçekten arının çiçekten, ağaçtan, sudan yararlanıp vücudunda sentezlemediği, üretmediği ve tamamen insanlar tarafından bir takım aromatik işlemlerle, suyla, renk açıcılarla oluşturulan ballar var. Onlar da zaten piyasada sürü sepet satılıyor. Çok ucuz rakamlara satılıyor. Gerçek arıcılıkla uğraşan, bal, polen, propolis, diğer arı ürünleriyle uğraşan insanlar, hatta geçimlerini buradan temin eden yüz binlerce insanımız da mağdur ediyor. Gerçek arı balıyla Ali balı çok kolay ayrı edilemiyor. Yani bir tarafta bugün gerçek bir balın rakamsal değeri 60-70 liradan başlayıp 150 liraya kadar, hatta daha büyük rakamlara satılan ballar var. Çok endemik çiçeklerinden elde edilen, işte Artvin bölgesinde elde edilen ballar var. Böyle çok yüksek ilaç niyetine satılan ballar. Dolayısıyla gerçek arıcı da mağdur oluyor burada. Evet, devletimiz çeşitli bakanlıklar bunlarla ilgili mücadele yapıyorlar. Kamuoyuna ifşa ediyorlar, bu reklamları yapan firmalarla ilgili işlemler tesis ediyorlar ama insanın bir defa yararlanamadığı, insan vücuduna da iyi gelmeyen, ondan beklenen gıdayı ve desteği, enerjiyi alamadığımız bir üründen bahsetmiş oluyoruz. Yapay balla, arıdan çıkmayan balla. Siz programa başlarken Apimondia'dan bahsederek girdiniz. Tabii sayın izleyicilerimize de yani yabancı bir ifade. Apimondia dünya arıcılar birliğinin organizasyonu. Dünya arıcılarının bir araya gelmesi.
120 sene önce dünyada arıcılar bir araya gelerek sorunlarını tartışmışlar. Nasıl ilerleyebileceklerini, nasıl gelişebileceklerini bir dayanışma içerisine girerek çözmeye çalışmışlar. Ve 120 seneden beri yaklaşık 44 ülkede bu kongreler toplanmış. 120 sene sonra ilk kez Türkiye'de bir arıcılıkla ilgili uluslararası kongre ve fuar toplandı. Apimondia 2017 denilen kongre bu. İstanbul'da yapıldı. Geçen ayın 29'undan 4 Ekim tarihleri arasında tüm dünyadan, Karayipler'den Latin Amerika ülkelerine, Kanada'dan Slovenya'ya, Rusya'dan Çin'e, Japonya'dan Kore'ye, dünyanın bütün Afrika ülkelerine, yani 7 kıtadan, 4 iklim 7 kıtadan arıcılar, arı işletmecileri, devlet ofisleri gelerek İstanbul'da hem ürünleriyle ilgili tanıtımlar yaptılar, hem de çok ciddi bir şekilde uluslararası özellikleri olan kongreler toparladılar. Oturumlar, konferanslar, açık oturumlar yapılarak arıcılığın bilgisi dünyada bir platformda tartışılmış oldu. Burada şurada tabii ki bir şunu Türk Arıcılar Birliği Başkanı merhum Bahri Yılmaz Bey 2005 yılından itibaren bu kongrenin Türkiye'de toplanması için büyük bir mücadele verdi. Lobicilik faaliyetleri yapıldı. Nihayetinde 2017'de bu kongre toparlandı, ancak Türkiye'de yapıldı ama bizim Türk Arıcılar Birliği Başkanımız vefat etti. Şimdi Türk Arıcılar Birliği'nin Genel Başkanı Sayın Ziya Şahin Bey'in de organizasyonunda, gözetiminde çok güçlü bir fuarın, kongrenin oluştuğunu söyleyebilirim. Burada hatta ballarla ilgili de bir yarışmalar düzenlendi. Türkiye'den, Türk ballarından da derece alan şehirlerimiz oldu. Mesela Bursa için konuşalım. Bu poliflora bal dediğimiz çok nebattan, florası yaygın, geniş olan, çiçeklerle beslenen ve oradan elde edilen arılar balla ilgili Bursa balı yaklaşık 500'ün üzerinde örneğin numunenin yarıştığı bir platformda Bursa balı, poliflora balı 4. oldu. Şimdi onu da bir şehir açısından şöyle araya girmek istiyorum. Çok güzel izah ediyordunuz. Pek kesmek istemedim ama. Şimdi bunlar güzel şeyler tabii. Özellikle bu kongrede, Dünya Kongresi'nde yerli bilim insanlarının da çok güzel sunumları vardı. Ben de birkaçını izledim. Ama şimdi ilgimizi çeken baldan devam edersek, yaklaşık 100 ton, 100 milyon ton civarında. 107 bin ton. Evet. 107 bin. Ciddi bir üretimden bahsediliyor. Evet, 100 ton yıllık bir üretimden bahsediliyor. Fakat ihracata baktığımız zaman, yani %10'u kadarı, yani 10 ton kadarı ihraç ediliyor. Burada ciddi bir, o da çam balı, çoğu çam balı. Çiçek balından çok az, yani ihracatıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Yani güvenlik konusunda baktığımız zaman, gıda güvenliği açısından baktığımız zaman bala neden böyle sorunlar yaşıyoruz? Bu Apimondia'da da ülkelerin en önemli sorunlarıydı. Evet. Buraya baktığımız zaman. Şimdi bununla ilgili çok ciddi önlemler var. Özellikle ben buradan şunu çok açık dillilikle ifade etmek istiyorum. Bu arı birlikleri, organizasyonlar, özellikle Gıda Tarım Bakanlığı'na bu noktada yaptığı ciddi çalışmalardan dolayı bürokratlarına teşekkür ediyoruz. Ama yeterince yol alamadık. Yani bu organizasyonlar çok güzel ama yol alamadık. Burada sanırım bu örgütlenme noktasında bilincin tam oturmaması, bir de eğitim noktasında, yani bir de arıcılık sektör olarak var ama bilimsel anlamda yapılıyor, doğru, ama bu halka inemiyor.
Buralarda ne gibi kopukluklar yaşanıyor? Biraz da burada izleyicilerimize bunları verelim. Ne gibi olması lazım? Apimondia'da bunlar özellikle baktığımız zaman Amerika'da, Çin'de, değişik ülkelerde, Arjantin'de çok ciddi anlamda burada özellikle organik bal üretimi, ihracata yönelik bal üretimi yapılıyor ama biz de hala varroa konuşuyoruz. Artarak devam ediyor. Her yıl artarak devam ediyor. Hala işte biz nosema'yı, hastalıkları konuşuyoruz. Öyle bir hastalık geliyor. Her sene arıcımız bundan boğuşuyor. Çiçek balı ortalaması dünya ortalamasının çok gerisinde. Özellikle Türkiye ortalamasına baktığımız zaman 10-15 kilo kovan başına. Ama Avrupa ülkelerine ya da özellikle Çin'de bu 44-45 kilo civarında çiçek balı söylüyorum. Şimdi burada bu sorunlar yaşanırken arıcılara da biraz bu konuda bilgi vermemiz lazım. Yani nasıl bir arıcılık, bizi nasıl bir arıcılık daha iyi bir standartlara taşır ve ürettiğimizi daha iyi satarız, daha iyi yol alırız. Mesela ben buradan şöyle bir örnek vererek sizin özellikle sağlık konusuna işi çekmek istiyorum. Şimdi tüketicide de ciddi derecede bir balı alırken bir kaygı var. Hatta belki de çok telefon bize geliyor. Balı nereden alalım, nasıl alalım, bize ne önerirsiniz gibisine. Ama bunları söylerken inanın biz de zorlanıyoruz. Yani cevap verirken biz de zorlanıyoruz. Balı nereden alınacak? Şimdi mesela illerimizde ticaret odaları ya da ticaret sanayi odaları var. Şimdi bu sektör kendi içerisinde gıda sektörü var, işte sağlık sektörleri var. Yine bu işe bugün Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bakıyor. Yine o yerelde belediyelerimiz var. Burada bütün açık kalplilikle yani ülkemiz açısından, menfaatlerimiz açısından, halk sağlığı açısından baktığımız zaman bunun koordineli bir şekilde işte yerel idareler, ilgili bakanlık, ticaret sanayi odaları tarafından koordineli bir şekilde bana sorarsanız en iyi yapılacak şeyler özellikle bu arı üreten birlikler, arı birlikleri tarafından bu tür kurumlarla beraber ortak projeler oluşturulacak. Bütün arıcılara eğitimler veriliyor. Bu eğitimler birleştirilecek. Bal yönünden güvenli gıdalar bir sertifikasyonla her üretici belli bir miktarda üretecek, getirecek. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın laboratuvarlarında bunlar test edilecek. Sonra yerel idarelerin ve ticaret sanayi odalarının gösterdiği adreslerde bunlar bir filamayla ya da bir sertifikasyonla desteklenecek ve şehrin en işlek noktalarında bu arı birliklerine yerler tahsil edilecek ve buradan tüketici güvenle gidip alabilecek. Bu kadar zor mu sizce bunlar? Ben aslında Türkiye'de ve bizim yakın coğrafyamızda arıcılık genelde kırsal kesimde yaşayan insanların, sermaye birikimi zayıf olan vatandaşlarımızın veya insanların uğraş alanları içerisinde. Yani sadece geçimini arıcılıktan temin etmiyor. Çiftçi olarak yaşıyor, tarım yapıyor, hayvancılık yapıyor. Büyükbaş, küçükbaş 5-10 kovanı doluyor. Çok büyük sermaye birikimi olup da arıcılık yapan insan sayısı Türkiye'de oldukça az. O yüzden az sayıda kovanı olan kişiler kendi hasadını, kendi bakımını, zaten iki tür arıcı var. Bir tanesi sabit arıcılar var, bir de gezginci arıcılar. Çoğu sabit olarak. Orada da rekolte, yani orada da verim, hasat düşük oluyor ister istemez. Gezginci arıda
Benim edindiğim bilgilerde Türkiye'de bir kovandan 25-26 kilogram, yani bir teneke bal çıkıyor gezginci arılarda. Yani bölgeye göre değişiyor. Bölgeye göre ortalama Bursa bölgesinde, Marmara'da bu oluyor. Bal akımının olduğu bölgelere zamanında, doğru yerlere gittiğinde, doğru çiçeklere gittiğinde, ama sabit kalanlarda da 14-15 kilo civarında bir kovan verimi var hasadı. Şimdi dolayısıyla Türkiye genelinde de yaklaşık 7 milyon 900 bin civarında kovan var. 7 milyon 900 bin civarında kovan var. Arı varlığı bir kovanda da yaklaşık 10 bin ila işte 70-80 bin civarında arı oluyor. Arı varlığı açısından, kovan varlığı açısından dünyanın ikinci ülkesiyiz. Ama iş verime geldiği zaman, tonaja geldiği zaman dördüncü, beşinci ülkeler arasındayız. Burada da zaten istatistiklere baktığımızda bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Sermaye birikiminin zayıf olması, daha fazla yatırım yapamaması, hareket edememesi, arılarını taşıyamaması, bir de çevre, yani arıların besleneceği alanlarla ilgili sorunlar karşımıza çıkıyor. Bugün ne görüyoruz? Bugün yeşil alanlar, tarım alanları, tarım alanlarında yapılan ilaçlamalar elde edilecek balı etkiliyor. Yani arı yetiştiricisi, arıcı o gün haberi olsa bölgedeki zirai faaliyetlerde ilaçlamalardan ya da belediyenin çevre sağlığı çalışmalarında kullandığı ilaçlamadan haberi olsa tedbirlerini alacak. Bunlar bir arıcı yetiştiricilerinin sıkıntıları. Ama iyi tarafları yok mu? Devlet 2000, yani siz Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nda bu envanterler, kayıtlar tutulurken Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir çok ciddi bir projeye de ev sahipliği yapıyor. 2013-2017 yılları arasında bal ormanları eylem planı diye bir plan ortaya koydu. Yaklaşık bu 4 sene içerisinde 270 civarında bal ormanı oluşturmayı, yani arıcıların ormanda florası uygun olan ormanda arıcılık faaliyeti, orada konaklamaları yolu olan, konaklaması olan, suyu olan yerler, ormanlar hazırladı. 270 planlanırken bugün bakıyoruz ki 356 orman var. Bal ormanı oluşturulmuş. Yani yine, peki burada yine arıcı teşekkür ediyor ama daha arıcının ulaşabileceği, çünkü çoğunun arabası yok. Biraz önce de söyledik. Ekonomik olarak dal gerili insanlar, desteklere ihtiyacı olan insanlar, kolay ulaşmak istedikleri yerlerde arıcılık yapmak istiyorlar. Bu bal ormanları yapılırken daha ulaşabilir yerlerin seçilmesi isabetli olacak. Bu verimi etkileyecektir. Ayrıca organizasyonlar anlamında bakıldığında dünyada 120 seneden bahsediyoruz. Türkiye'de Türk Arıcılar Birliği TAP 2003 yılında kırıldı. Yani 14 yıllık bir birlikten bahsediyoruz. Onun akabinde de illerde kurulan birlikler var. Toplam Türkiye'de arıcı, ne kadar arıcı var dediğimizde karşımıza çıkacak olan sayı TÜİK'in istatistiklerine göre 87 bin civarında arıcı var. Bunların tamamı kayıt altında mı? Hayır. Ne kadarı kayıt altında? 57 bin, 53 bin, 54 bin civarında bildiğim kadar Türk Arıcılar Birliği'nin üyesi var. Bugün biz Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'da Baybir adı altında Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği var. Onun da 1200 civarında üyesi var. Peki Bursa'daki arıcı sayısı 1200 mü? Hayır, kayıt dışı veya birliğe üye olmadan amatör olarak bunu yapanlar var. 5-10 kovanıyla yapan var, 100 kovanıyla yapan var ama üye değil. Dolayısıyla burada Tarım ve Ormancılık, Tarım ve Gıda Hayvancılık Bakanlığı ile Türk Arıcılar Birliği, yerelde arı yetiştiricileri birlikleri daha sıkı çalışmalar lazım. Bilimin imkanlarından, teknolojinin imkanlarından, takip sistemlerinden, verimlilikten, ilaçlamaktan,
doğal ve organik ürünler kullanmaktan ve güvenilir gıda almakla ilgili programlara daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Desteklerin de birliklerin güçlendirilmesinin bir metod olduğunu önerebilirim. Yani bir arıcı birlikleri var ama neredeyse 3'te 2'si kayıt altında, 3'te 1'i kayıt dışı. Dolayısıyla birliklerin güçleri, etkileri devlet nezdinde de bakanlıklar nezdinde de sağlamlaştırılırsa arıcılara daha fazla tesir edeceğini düşünüyorum. Yerel imkanlardan da yararlanabilirlerse verimin artacağını. Siz hem bir veteriner hekim gözüyle. Şimdi bizde dikkat ederseniz arıcılık kırsala hapsedildi. Yani şehirlerden tecrit edildi. Niye? Arı sokarsa bizi diye yaşam alanında, mahallelerde, köylere yakın veya şehir içindeki bölgelerde arı kovanı tutulmuyor. Şimdi Londra'da, Paris'te teras arıcılığı, parklarda arıcılık, 50 bin kovan şehrin içerisinde arıcılık yapılıyor. Paris'te, Londra'da, New York'ta artık şehir içinde arıcılık konsepti başladı. Çin balkonda ve terasta, işte bizde sizin de birlikte izlediğimiz oturumlarda artık terasta ve balkonda arıcılıktan bahsediliyor. Dolayısıyla dünyanın trendine uymamız lazım. Arı ekipmanlarını doğru kullanmamız lazım. Zamanında bakımını yapmamız lazım. Toplu çok sayıda arı ölümü de meydana geliyor. Bu demek ki küçük küçük az az kovan koloni elde ettiğimiz zaman bunların bakımı da zor oluyor. Çünkü ticari bir gözle bakmıyoruz. Ticari gözle bakılmadığı için pazar ve pazarlama stratejilerimiz de zayıf kalıyor. İşte niye ihracatımız az? Aslında 107 bin ton balın nesini ihraç edeceksiniz? Eğer bu doğal balsa zaten iç piyasada tüketilebilir. Belki de bu bal doğal haliyle yetmiyor zaten. Ancak daha güvenli hasatlarla, sağımla, ambalajla, depolamayla, zayiatsız ve organik olarak doğal vasfı bozulmadan ticari kapasitesi de güçlendirilerek bal arı yetiştiricilerimiz bundan daha fazla yararlanabilir. Dünya ölçeğine baktığımız zaman bizim gerçek arının kilogram başına fiyatı ucuz. Yani o emeğe, o çalışmaya, o harcamaya bakıldığında ucuz. Daha öneri burada ne olabilir? Sahaların, tarım sahalarının biyolojik çeşitliliğin en önemli özelliği arıdır. Arıyı yok ederseniz dünyadan birkaç sene sonra dünyada canlılık kalmaz. Arının sadece ürettiği polen, propolis, bal, mum, zehir, süt bunlardan ziyade arının yaşam alanlarımıza çok büyük etkisi var. Özellikle bitkisel üretimdeki tozlaşmayla ilgili çok ciddi şeyi var, desteği. Amerika'da teşvikler arıcıya verilme sebepleri bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi diyoruz. Ve programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra izleyicilerimiz buluşmak üzere. Kısa bir reklam arası.